Hah, burada mıydın? Ben de seni arıyordum. Bir şey konuşacağım seninle. Ne konuşacaktınız? Gelsene şöyle bir. Gel gel. Şimdi şunlara bir baksana. Nedir bunlar, ben anlayamadım. Ya canım şimdi şöyle, ben Sinem için birkaç tane kreş baktım, tamam mı? Ama bunlar en beğendiklerim. Aralarında kararsız kalıyorum. Şimdi bak, bu birincisi. Bu daha çok böyle sanat ağırlıklı bir okul. İşte dans eğitimleri var, tiyatro eğitimleri var, müzik eğitimleri var. Bu böyle. Şu, bu da ikincisi. Yani bu daha çok böyle doğanın içerisinde. İşte ne bileyim, organik beslenmeleri falan var. Bunlar arasında kalıyorum. Yani bunun bahçesi çok geniş. Hı hı. Çocuklar için böyle daha özgür bir alan var gibi. Şu. O diğeri de daha, ya böyle gelişimleri için daha yararlı olabilir diye düşündüm. Evet. Ben bilemedim. Ah, aslında aklıma ne geldi biliyor musun? Zeynep de mahrum kalsın böyle bir şeyden. Zeynep de kreşe gitsin. İkisi için de çok iyi olmaz mı? Ay bence mükemmel olur. Yani çok güzel düşünmüşsünüz de Zeynep böyle bir şey için daha küçük değil mi? Küçük olur mu canım? Bence şu an eğitimi için tam zamanı. Hem senin de yükün azalmış olur. Fena mı olur? Zeynep bana yük olmuyor. Yani ben gayet memnunum halimden. Canım tabii ki yük olmuyordur. İşim bu sonuçta ama yani daha profesyonel ellerde daha iyi olmaz mı Zeynep için? Hem bildiğim kadarıyla senin çocuklarla alakalı bir eğitimin de yok, değil mi? Yok. Ama Zeynep'in sağlığı açısından da bakacak olursak, yani evde olması hem onun için hem de bizim için daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama tatlım böyle olursa eğer bu çocuk yaşıtlarından geri kalır değil mi? Şu an hayati becerilerinin gelişmesi için eğitim şart. Murat Bey böyle bir şeye izin vermez. Sen Murat'ı benden daha iyi tanıdığını mı düşünüyorsun? Şaka gibi ya. Sen kimsin ya? Sen ne olduğunu zannediyorsun? Sana ne Murat'ın kararlarından? Sana ne Murat'ın fikirlerinden? Bu seni ne ilgilendiriyor? Bana bak. Kolumu bırakır mısınız? Sen bundan sonra Murat'la ilgili hiçbir konuya burnunu sokmayacaksın. Anladın mı beni? Kolumu bırakır mısınız? Bırakmazsam ne olur? Çirkefleşir misin? Ha? Çirkefleşir misin? Melek. Ne oluyor burada? Ne olduğunu sordum. Yok bir şey. Nasıl yok bir şey ya? Ne demek yok bir şey? Şaka mısın sen? Zeynep'in eğitimi, geleceği söz konusu ya. Anlamadım. Zeynep'in geleceği mi? Ya evet. Ya Murat, ben Sinem için birkaç tane kreş baktım, tamam mı? Eğitimi için güzel olur diye düşündüm. Sonra aklıma geldi, dedim Zeynep neden böyle bir şeyden mahrum kalsın? Geldim Nazlı'ya bu konuyu açtım. Dedim ki hani böyle böyle bir şey var. O da bana bir anda bir bağırmaya başladı. Siz dedi ne diyorsunuz? Bu ne biçim bir hadsizlik? Murat Bey böyle bir şey asla izin vermez. Şok oldum ya. Ama ben... Nazlı. Sen Zeynep'le ilgilenir misin lütfen? Peki. Ay inanılmaz ya. Gerçekten şok oldum yani. Melek. Sen Zeynep'le ilgili kararlar veremezsin. Onun hakkında bir kanaatte bulunamazsın. Hayır Murat, zaten bir kanaatte bulunmak falan istemedim ya. Ben sadece öneri şeklinde... Bence sen bazı şeyleri yanlış anlamışsın Melek. Ve bu yanlış anladığın şeyler üzerinden kendine vazifeler çıkarıyorsun.
Ne saklıyorsun sen? Ne? Bakalım bu kapının arkasında ne var? Efendim Melek? Az önce beni azarladı Ayşe. Düşünebiliyor musun? O süprüntü yüzünden az önce beni azarladı. Sakin ol hayatım. Bak yine kendini kaybetmişsin öfkeden. Biraz sakinleş. Sakin falan olamıyorum ya. Ben bu durumu hazmedemiyorum. Bu çok ağır. Ah Melek. Ya böyle olacağını biliyorduk. Sen de biliyorsun. Ya tam Murat'la yaklaştım diyorum. Tam onu kendime doğru çekiyorum diyorum. Muhakkak bir şey oluyor. Muhakkak. Ne yapacağım ben ya? Hayatım daha önce de olmuştu. Geçer gider. Hem Murat bir süre sonra unutur zaten. Sen merak etme. Bu sefer öyle değil. Bana kısaca haddini aşıyorsun. Üstüne vazife olmayan şeylere karışıyorsun dedi. Düşünebiliyor musun bu ne demek? Düşünebiliyor musun? Of. Kötü olmuş gerçekten. Benim acilen bu durumdan kurtulmam lazım Ayşe. Ama nasıl? Madem Nazlı sebep oldu bu duruma. Yine Nazlı sayesinde kurtulacaksın. En iyi yöntem bu bence. Nasıl olacak o söylediğin? Ben sana anlatacağım canım. Bak şöyle yapacağız. Senin için buradayım. Senin için her şeye katlanıyorum. Nazlı, müsait miydin? Öyle açtım ama. Ne istiyorsunuz benden? Ben sana çok kaba davrandım. Bu yüzden çok üzgünüm. Senden özür dilemeye geldim aslında. Nazlı ben hiç iyi değilim. Gerçekten. Yani biliyorsun işte Sinem. Ben onu babasız büyütüyorum yıllardır. Ve bazen o kadar zorlanıyorum ki. Ama ben önemli değil, unuttum bile. Benim için önemli olan Zeynep'in sağlığı, iyi olması. Tabii ki öyle. Tabii ki öyle. İnan ki ben de bu konuda çok hassasım. Zaten bu kreş mevzusu da böyle çıktı. Yani onun iyiliğini düşündüğüm için. Gerçi şu an bunları konuşmanın pek zamanı değil, biliyorum. Nazlı, ben aslında senden bir şey rica etmek için geldim.
Murat bana bu kreş olayından dolayı çok kızgın. Ve beni yanlış anladığını düşünüyorum. Ama şu an bana karşı o kadar barut gibi ki yanına yaklaşamıyorum. Nasıl özür dileyeceğimi bilemiyorum. Yani ne yapacağım bilmiyorum. Benden tam olarak ne istediğinizi ben anlayamadım. Ben düşündüm ki belki sen bana yardım edebilirsin. Nasıl? Murat'la benim aramı düzeltebilir misin Nazlı?